aslında şey olması gerekiyor, yok edemediğimiz diller olması gerekir. Yani tabii ki diller, kültürler devletlerden daha güçlü, onu görmek gerekiyor. Devletlerin bütün politikaları, asimilasyon politikalarına rağmen yaşamlarını da sürdürebiliyorlar. İnatçı oluyorlar o anlamda. Devletin yürüttüğü eğitim çalışması hangi dilde olursa olsun içeriği itibariyle çok demokratik olmayacaktır. Dersler, ya işte coğrafyadır, tarihtir, İşte sosyal dildir, bilimler. sosyal bilimlerdir. Yani sosyal bilimler genel olarak Türkçe verilmek zorunda. Sadece ve sadece fizik, kimya, matematik, yani kendilerince işte şey olmayacağı, hani ideolojik bir şey verilemeyeceği düşüncesi. Gerçi bir dönem Türkiye'de milli fizik de düşünüldü, yani milli tarihin yanında. Dünya gittikçe hani amiyane demeyelim de yaygın o tabirle küçülüyor. Bu küçülme kültürlerin de iç içe geçmesini getiriyor. Dillerin devamlılığı açısından dünyada bayağı karamsar bir tablo var. Onun için ana dil gününde üzerinde düşünmemiz gereken konulardan bir tanesi şu: artık dünyadaki bütün diller birbirleriyle bir arada var olabilme mecrası içinde seyrediyorlar. Kamusal alanda daha önceki dönemlerde var olan, konuşulan, yaşanan bir dil iken, yani bu buraların, içinde yaşadığımız yerlerin yaşayan dillerinden iken Yunanca, şimdi artık çok daha sınırlı bir yere sıkışmış vaziyette. O yüzden hani kamusal alanda kitapların, süreli yayınların belki bulunması, işte bu dilde ya da çift dilde ya da çok dilde etkinliklerin yapılması ve hani bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli bir şey. Bizce kıymetli ve değerli. Sabah kalktığınızda, öğlen sofraya oturduğunuzda, misafirleriniz geldiğinde, ister bu farklı dilden insanlar olsun, özellikle kendi aralarında mutlaka çocuklarıyla kendi dillerini konuşmaları gerekiyor. Suyu isterken bile, sofrasını kurarken bile, ekmek isterken bile. Bütün dillerin yaşamasını elbette istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Ben Carlos Fuentes diye Meksikalı bir yazar var. Onunla ilgilenirken Meksika'nın güneyinde Chiapas diye bir bölge, Zapatistaların olduğu bölgede 62 dil varmış ve 62 dilde de eğitim yapılıyormuş. Demek bu mümkün olabiliyor. Ana dilde eğitim, Lazca eğitimin de çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani haftada 2 saat seçmeli ders değil de ana dilde eğitim olduğunda devam etmesi için çok önemli bir unsur. Tam da yeniden üretmek için o dili. Sadece işte annenin bilmediği ya da annenin bilip babanın bilmediği ailelerde çok ciddi çabalarla çocuklarına en azından kendilerini ifade edecek kadar dillerini öğretebildiler. Ama özellikle bizim nesilde bu çok az. Eğer köyde yaşamadıysanız, köyde yetişmediyseniz bu çok zor ve çok az. Özellikle İstanbul merkezli derneklerini, vakıflarını kurup Çerkezce okullar da açabildiler. Ama hepimizin bildiği gibi işte Cumhuriyet'le birlikte o okulların hepsi kapatıldı. Köylerde bile Çerkezce konuşmalarına müsaade edilmedi. Çok özel alanlara hapsedildi dil ve kimlik meselesi. Biliyorsunuz bir zamanlar Başbakanımız Almanya'da asimilasyon bir insanlık suçu demiştir ama maalesef burada biz yıllardır bu asimilasyonu en acı biçimde yaşıyoruz farklı halklar olarak. Önemli olan bir dilin kendi doğduğu topraklarda yaşayabilmesi. Bu açıdan biz Türkiye'de özellikle Türkiye'de ana dil eğitiminin tekrar Süryanilere bir hak olarak verilmesini talep ediyoruz. Dünyanın her yerinde var olan sorunlar, yani bugün biraz eşeleyecek olursanız dünyada İngilizcenin bile geleceği açısından hani endişe ifade eden insanlar olduğunu görüyoruz. Dünyadaki en yaygın hani dillerden biri, en çok kullanılan dillerden biri olmasına karşın. Yunanca'da bir deyim var. Deyim mi? Yani deyim oluşturdu. Ne demek? Çünkü bir şeye çok dikkat et diyeceğimiz zaman Yunanca'da gözün gibi deriz ya, gözün gibi bak. Türkçe'de de kullandığımız. Öyle ana dilinize gözünüz gibi bakınız. Ben de Skudas, Lazuri, Nena diyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de.